Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bu akşam Profesör Doktor Asaf Savaş Akat ile ekonomiye dair konuşacağız. İktisat Fakültesi mezunları cemiyeti olarak daha önceki Facebook'ta yaptığımız canlı yayınlardan farklılaşan bir seriye geçtik ilk defa bugün. Daha güncel ekonomiye dair, güncel gelişmelere dair söyleşiler gerçekleştireceğim. Bunda ilkini sevgili hocamız ve aynı zamanda üyemiz Profesör Doktor Asaf Savaş Akat ile gerçekleştireceğim. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Davetimizi kırmadığınız geldi katıldığınız için. Öncelikle şöyle başlayabiliriz. Pandemi hani kimsenin beklemediği, tahmin etmediği, hani genelde iktisatçılara kızarlar tahminler konusunda kötü oldukları için ama sanırım bu defa çok doğru tahmin edebilen olmadı. Beklenmeyen de etkiler yarattı. Önceki krizlerle karşılaştırıldığı zaman nasıl konumlandırıyorsunuz pandeminin mevcut ekonomiye etkilerini? Evet, bir kere merhaba diyelim bütün mezunlara. Size teşekkür ederim bu arada cemiyete, Sevil'e, başkanımıza, iktisatçılarla böyle bir hasret giderme toplantısı oluyor. Ben göremiyorum maalesef. Bunu genellikle bizim salonda yüz yüze yapardık ama şimdi Covid'den dolayı, bu pandemiden dolayı yapamıyoruz. İnşallah o günler geriye gelir, tekrar bir araya gelir, cemiyetin salonlarında bir araya yüz yüze gelebiliriz. Evet, şimdi tabii pandemi bize birçok şey öğretiyor. Bunlardan bir tanesi bir kere bu karmaşık sistemleri, ki değil mi, insan, biyoloji, doğa son derece karmaşık bir sistem. Belki toplum kadar, belki toplum ondan daha karmaşık, bilmiyoruz. Ama yani en az toplum kadar karmaşık olduğu açık ortada. Buralarda tahmin yapmanın ne kadar zor olduğu ortaya çıkıyor. Yani bir anlama kimse beklemiyor aslında böyle bir olay olabileceğini. Fakat bu da doğru da değil. İlginç bir şekilde bir takım insanlar bunu tahmin de ediyorlar. Rastlamışsınız da ta böyle, yani ilk SARS çıktıktan sonra, ilk şeyler çıktıktan sonra, galiba 2008 yılında epey dolaştı ilk başlarda. Böyle birkaç yazarlı bir makale var. Üç aşağı beş yukarı böyle bu koronadan çıkacak, işte böyle bir etki yapabilecek, çok hızlı yayılacak bir virüsün ihtimalinden vazgeçiyor. Yani iktisatta da öyledir. Büyük olaylar tahmin edilmez aslında, ama tahmin eden bir kişi de çıkar. Fakat onlar da duyulmaz. Yani o tahmin edenler de duyulmaz. Çünkü genelde insanlar işte ekonomide büyük çoğunluğu ya işte bu böyle gelmiş gidiyor falan diye düşünürler. Bir iki tane şey çıkar, eksantrik diye düşünür. Sonradan onlar ünlü olurlar. Hatta yani bayağı ünlü olabilirler. Pandemi de öyle oldu. Hiç beklenmedik bir şey olarak yaşadık. Aslında pekala büyük harflerle geleceği yazılıymış da, yani büyük harflerle yazmış şey, ama insanlar görmemişler. Önemli bir şey, önemli bir şok. Tabii insanlık tarihinin bu böyle ilk büyük salgını değil. Çok büyük salgınlar geçirmiş geçmişte. Ama toplum çok değişti. Ekonomiler ve toplumlar tabii arada çok değiştiler. Yani bunlar evvelki büyük salgın, Birinci Dünya Savaşı sonrasında, bu işte İspanyol gribi, İspanyol nezlesi diye Türkiye'de bilinen, ama ona bakarsanız Birinci Dünya Savaşı sırasında ve hemen arkasında Türkiye'de işte tifüs salgını var, kolera salgını var. Yani çok savaş sırasında da çok sayıda insan bir takım böyle salgınlardan ölüyor. Ondan evvel gittiğinizde devamlı, yani kolera yakıp geçişe kadar, başka daha az insan öldüren salgınlar var, işte çocuk felci gibi. Geçmişte çok büyük sayıda insan öldüren, yani nüfusun üçte birine kadar, bazı çok istisnai belli bölgelerde yarısına kadar öldüren veba, kara veba salgınları var. Yani salgın yeni bir şey. Bunun farkı tabii, birincisi ekonomi ve toplum ve iletişim, her şey çok değişti, gelişti.
Dolayısıyla bu koşullarda yani gelmiş olduğumuz karşılıklı bağımlılık, ekonomileri karşılıklı bağımlı ve mal ve insan hareketlerinin yoğunlaştığı bir dönemde, artı ortalama yaşam sürecinin de çok arttığı bir dönemde ilk defa böyle büyük salgın oluyor. Çok unutmamak lazım, bundan birkaç yüz evvel doğumda yaşam beklentisi 30 yıl, 35 yıl. Şimdi biz 75'lerden, 80'lerden söz ediyoruz. Yani ölüm, çok yaşlılar dışında ölümün bayağı istisnalaştığı bir topluma bu pandemi geldi. Yani 30 yaşında, 40 yaşında işte tek ufak tefek kanserden, trafik kazasından filan öyle insanlar var ama yani bayağı istisna. Genellikle insanlar mevcut toplumumuzda yaşlılıktan ölüyorlar. Gelmiş olduğumuz gelişmişlik düzeyinde pandemi aniden bunu alt üst etti. Yani gene özellikle yaşları vuruyor ama normal ondan evvel alıştığımız ritmi çok üstüne çıkarak vuruyor. Bu işin tıbbi boyutu, ekonomik boyutu da yani kara veba çıktığında işte eve kapanma, değil mi? Şeylerin iş hayatının durması diye filan diye böyle bir sorun yok. Zaten iş hayatı yok yani işte. 14. yüzyılda, 15. yüzyılda ne insanlar böyle hareket ediyor, ne ortalık lokantalar var, diskotekler var, ne işte havaalanları var filan. Yani zaten günlük yaşamı o anlama etkiliyor. Ölenler oluyor ama ekonomiye olan bu anlama etkisi olmuyor. Bu sefer tabii hem üretimi hem insan kaybı çok daha az ama hem üretimde hem talepte çok ciddi bir çöküşe yol açtı. Bunu özellikle işte Mart, Nisan, Mayıs aylarında yaşadık. Şimdi nasıl çıkacağı bilinmiyor. Bu bir yani tekil bir olay bu. Daha evvel olmadığımız İngilizce tabirle buna şey diyorlar. Haritasız bir denizdeyiz. Yani elimizde bir harita yok bundan sonra ne olacağını. Sadece iktisatçıların da değil. Aslında ilgili tıbbın da yok. Özellikle gelecekle ilgili tahminler sorulduğunda hep aynı şeyi söylüyordum. Çünkü kardeşim bana ekonomiyle ilgili tahmin sorman için önce tıpçılara, değil mi? Doktorlara sorman lazım. Salgın ne zaman sakinleyecek? Ne zaman hızlanacak? Ne zaman bitecek yani? İşin tıp kısmını bilmeden bizim söyleyeceğimiz bir şey yok ki. Yani nitekim öyle olduğu da görülüyor. 3 aşağı 5 yukarı. Evet, yani söylediğiniz zaman diğer tıpçıların veyahut da bununla ilgili ayrıca tahminler yürütenler de vardı. Ekonomi alanında şöyle olursa böyle olur şeklinde projeksiyonlar çizenler de oldu. Tabii burada tamam, türekleri... onlar atıyordu. Yani şimdi atmak diye bir şey var. Ben işte o ilk dönemde yani vaziyet işte Mart, Nisan falan bana soruyorlar. Kardeşim kim ne tahmin yapıyorsa açıkça atıyor. Spekülasyon yapıyor yani öyle atıyor. Herhangi bir objektif bilgiye, herhangi bir şeye kafasında bir model filan de böyle olur herhalde. Bu maç öncesi tahminleri gibi. Yani bizim takım daha iyi olan 4 tane atarız filan. Neye dayandırıyorsun? Ben takımı çok seviyorum, beğeniyorum filan. Yani o kadar. Şeydi öyle tahminler. Bugün bile şey durumu öngöremiyoruz. Yani yeni bir dalga geliyor. Bu kış bu dalga artarsa, aşı yetişmezse, bir ilaç ortada gözükmüyor. Ölümler artarsa, yani hastalanlar ve ölümler artarsa bu büyük bir ihtimalle ekonomik aktiviteyi hem talep açısından hem arz açısından gene fevkalade olumsuz etkileyecek. Evet. Olur mu? Bilmiyoruz ki. Yani yarına dair bir şey söylemek çok zor ve belirsizliğin bu had safhada olduğu dönemde hani biraz daha böyle küresel ekonomi üzerinden düşündüğümüzde hani yatırımların seyri ne olur diye sormak az önceki sizin söylediğinizin üzerine çok doğru olmayacaktır ama sanırım daha negatif bir görüntü çizeceksin. Yok yani şöyle birkaç şey bir kere özellikle vurgulamak lazım. Bir tanesi şu, bu pandemik ve beraberinde gelen hem tıp, yani bu
üçe bölebilir. Bir tıbbi şok var. Yani tıp olarak hakikaten önemli bir şok yaşanıyor. Çünkü karşımızda çok bulaşıcı ama nasıl vücudu etkilediği tam anlaşılmamış, çözüm hakkında da çok az fikir olan, yani tedavisi konusunda da az çok şey bilmediğimiz yeni bir şey var. İkincisi çok önemli psikolojik boyutu var tabii. Yani insanları bu ciddi şekilde etkiledi psikolojik olarak. Bütün toplum kesimlerini ciddi şekilde etkiledi. Üçüncüsü de çok ciddi bir ekonomik boyutu var. Sosyal boyutunu da tabii yani hem ikincisine hem üçüncüsüne belki koymak lazım. Böyle çok çok taraflı bir şey bu yaşadığımız. Ama ekonomik açıdan baktığımızda şunu herhalde söylememiz doğru. Bu tip neticede ama bu geçecek. Yani geçecek. Ama kalıcı bir etkisi olacak mı? Normal olarak illa olması gerekmiyor. Fakat olduğu tarih itibariyle kalıcı bir takım etkileri olma ihtimali çok yüksek. O da şundan kaynaklanıyor. Bu 2019'a 2020'ye geldiğimizde zaten dünya ekonomisinde genelde bir dizi ciddi sorun birikmişti. Yani bu sorunları sebebi COVID değil, virüs ve virüsün yol açtığı pandemi değil. Bunlar zaten dünya ekonomisinde sorunlar birikmişti. Şu anlama birikmişti, dünya ekonomisinde bir anlama çok büyük dönüşüm oldu. Özellikle de verimlilik anlamına, işte üretimin artması anlamına, Çin'in, Hindistan'ın yükselmesi, değil mi? Dünya üretiminde, dünya jeoekonomisinin, yani ekonomik gücün dünyada dağılımın değişmesinde, işte bir sürü, buna tabii özellikle bilgi işlem, robotlar, suni, yapay zeka gibi çok önemli teknolojik gelişmeler, onları da ekleyebiliriz. Yani çok büyük değişiklik oldu dünyada. Reel dünyada çok büyük bir değişiklik oldu. Buna mukabil bizim ekonomiyi, bütün bu teknolojiyi, bu üretimi yönlendirdiğimiz kurumsal yapı çok yavaş değişti. Yani orada çok ciddi kurumsal, dolayısıyla o kurumların şartlara uymaması, hani değil mi, meşhur şeydir bu, Marx'ın lafıdır bu, yani üretim güçleri gelişir, üretim ilişkileri ayak uydurmaz, böyle bir büyük dönüşümler, o devrimler çağ başlar gibi. Fiilen bu oldu dünyada, bu Covid'den evvel oldu, yani çok büyük bir değişim oldu reel göstergelerde, ama kurumsal olarak bunu çerçeveleyen hukuki, kamusal yönetim vesaire, o çerçevede değişim çok yavaş oldu. O eski bir çerçeve kaldı. Büyük ölçüde 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş. İşte sonra hepsi biraz 50'lerde, 60'larda, 70'lerde ufak tefek değişmiş ama bugüne kıyasla çok farklı bir dünya için kurulmuş bir kurumsal yapı var. Dolayısıyla bunun getirdiği son derece önemli bir gerginlik vardı. Şimdi COVID bunun üzerine geldi. Burada tabii COVID'in yol açtığı bir değişiklik, değişimden değil, COVID'in tetiklediği bir değişimden, yani var olan değişim güçleri COVID tarafından şey yapacak diyebiliriz. Dolayısıyla hakikaten önemli değişimler bekleyebiliriz. Yani bekliyor muyuz? Evet, bekliyoruz. Yani işler eskisi gibi büyük bir ihtimalle olmayacak. Bir sürü iş belki eskisinden daha iyi olacak. Bir sürü iş eskisinden daha kötü olacak. Bir sürü işte de yanlıştan doğruya geçiş bayağı sancılı olacak. Yani dolayısıyla böyle sancılı bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Az önce söylediğiniz durum, evet, yani koronadan önce, böyle bir pandemi çıkmadan önce de sürekli yazılıp çiziliyordu, tartışılıyordu. Korumacılığın yükselişi, ABD ile Çin'in girdiği ticaret savaşı, yine Avrupa ile Trump'ın Avrupa'ya yönelik söylemleriyle. Ama bir söylediğinize ilaveten belki şuradan derinleştirebiliriz. Bu korona sürecinde buna cevap veren, yani bu tedbir alan ülkelerin, ya daha doğrusu başarı seviyelerine baktıklarımızda pandemi sürecinde yine Asya ülkelerinin daha başarılı olduğu görüldü en başta, özellikle Mart-Nisan aylarında.
O dönemden sonra da ortaya çıkan tartışma daha çok acaba Çin başarılı oldu, hani biz de mi, hani hatta Batı'ya da bu tarz reçeteler önerilmeye başlandı. Hani bizim iktisat fakültesinde de hani bilinen bir tabir, kriz zamanında Keynes'i çağırmak. Hani bu dönemde böyle bir etki yaratabilir mi acaba? 2008 krizinden sonra da aslında benzer tartışma oluştu sanırım. Yani bu tartışma normaldir. Haklı olarak böyle durumlarda bir dizi hipotezler öne çıkar. Ama bunların hiçbiri yeni değildir. Yani korumacılık COVID'den dolayı çıkmadı. Çin'in yükselmesinden dolayı da çıkmadı. Yani 19. yüzyıla gittiğinde 19. yüzyılın en önemli konusu nedir dersen, tabii ki korumacılıktı. Peki 20. yüzyıl Türkiye'sinin en önemli konusu nedir dersen, 30'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler, hatta 80'ler, hatta belki 90'lara kadar, yani bir numaralı konu nedir? Korumacılıktır. Yani korumacılık öyle yeni bir sorun diye hep var olan bir sorun. Bazen korumacı eğilimler güç kaybediyorlar toplumlarda. Başka zamanlarda korumacı eğilimler güç kazanıyorlar. Şimdi dünyanın daha böyle korumacılığa doğru bir eğilim gösterdiği söylenebilir. O da şu, ortada bir dizi ciddi sorun var. Gelişmiş ülkelere baktığımızda, başta Amerika, bunlar bir takım ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu düşünüyorlar. Bir takım sorunlar ortaya çıktığı zaman, dış ticarette varsa ilk altına gelen şeylerden biri, acaba bu ithalatı engellersek biz bu sorunlarımızı çözer miyiz? Yani işsizlik sorunu olabilir, gelir dağılım sorunu olabilir, işte bölgesel eşitsizlikler olabilir. Yani bunun bir sebebi de acaba şey mi, ithalat mı diye hemen bu canlandır. Bu nitekim bu soruluyor. Yani bu sorun şey değil. Korumacılık artar mı? Büyük bir ihtimalle artar. Ben kendi hesabıma epey uzun süredir, yani bunun COVID'den alakası yok. Daha 2000'lerin 2006, 2005, 2006, yani o dönemden beri bu Çin'in Çin büyüklüğünde, yani 1,5 milyar insan, bir ekonomi artık bizim bildiğimiz anlama bir milli ekonomi tanımının dışına çıkıyor. Yani biz milli ekonomi deyince işte birbirinden karşılaştırılabilir ekonomileri kastederdik. Yani işte Fransa'nın 50-60 milyon nüfusu var, İngiltere'nin 50-60 milyon nüfusu var, İşte Almanya'da 70-80 falan, yani öbüründe 40 milyon falan. Yani bunlar işte birbirinden 3 aşağı 5 yukarı büyüklük olarak, iç pazar büyüklüğü olarak karşılaştırılabilir ekonomilerdi. Şimdi siz aniden bunu 1,5 milyara çıkartınca başka bir yapıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Şimdi bu böylesine büyük bir ekonominin aynı zamanda dünya tarihinde çok sık görülmeyen şiddette bir merkantilizm uyguladığını, yani ihracat böyle bir yapıya içine girdiğini düşünürseniz, bu hikayenin sonu karakolda biter. Yani bunu görmek için öyle çok da iktisat anlamaya da, yani bu hikayenin sonu nerede biteceği belli. Çünkü o kadar büyük bir Çin firmaları, o kadar büyük bir iç pazar avantajından yola çıkıyor ki, bir de buna devletin ihracata verdiği hem ücretleri düşük tutarak hem diğer teşvikler ve destekleri koyunca, hiç kimse Çin'in o sanayisinden rekabet edemez hale gelir. İyi anladım, ama mal satması için, yani Çin'in mal satması için adamların da bir şey alması lazım. Yani değil mi? Başka türlü olmaz mı? Yani adam bir şey satacak ki döviz elde edecek, o dövizden gelecek mal alacak. Şimdi burada bir kavga çıkacağı yani çok belirgin. Nitekim kavga çıktı. Covid bunu hızlandırır mı? Yani orada bir şey söylemek de büyük bir ihtimalle hızlandırır. Ama Çin olayı, yani bu küreselleşmede hep bana diyelim. Tamam mı? Yani hep bana diyelim. Çok organize şiddet, değil mi? Şiddet dedi böyle, yani çok sert bir merkantilizm uygulamasının sorun. Şimdi bu bir sorun. İkinci sorun,
Devlet müdahalesi piyasa. Şimdi bu ne zaman tartışılmaya başlandı? Adam Smith yazmış 1770'ler. 19. yüzyılda sadece bu tartışılmış. 20. yüzyıla bak. Ana konusu nedir 20. yüzyılda dersen, ana konusu nedir dersen, ana konusu devlet, değil mi? Sosyalizm, kapitalizm tartışması, piyasa mı, devlet mi? Planlama mı, piyasa mı? Bu bildiğimiz tartışma demek ki. Yani şimdi o da gündeme geldi. Yeni olan belki, yani çok da yeni mi ona da çok emin değilim. Hani gelişme için daha çok demokrasi mi, daha az demokrasi mi? Yani diktatörlükle mi ülkeler daha hızlı, daha çabuk şeyi yakalar, batıyı yakalar? Şimdi eskiden o tartışılır. 20. yüzyılda tartışıldığı kesin. 19. yüzyılı bilmiyorum ama yani ben bunun içinde yaşadım. 20. yüzyılda en çok tartışılan konulardan biri, değil mi? Demokrasiyle mi kalkınılır? Kalkınma için demokrasi, yoksa şöyle iyi sağlam otoriter bir rejim şey yapar falan daha iyi bir şey olur diye böyle tartışma vardı. Şimdi bu biraz değişti. Acaba gelişmiş ülkelerde de otoriterlik demokrasiden daha iyi ekonomik sonuç mu verir diye soranlar çıktı. Bu tartışmanın da çok şey yapacağını zannetmiyorum ama yani bu üç eksende ki tartışmaların yeni olmadığını görmek lazım. Bunlar bir yerde modern toplumun, sanayi toplumunun, kapitalizmin, piyasa ekonomisinin ne diyeceksek diyelim. Aslında modern en iyisi buna modern sözcüğünü kullanmak lazım. Yani belki sanayi toplumu demek lazım ama yani tarım toplumundan sonra 19. yüzyılda başlayan 18-19 ama 20. yüzyılda giderek 21. yüzyılda bütün dünyayı kapsayan bir ekonomi tipi var. Sanayi var bunun içinde, işte üniversiteleri var, eğitimi var. Öyle değil mi? İçinde yaşadığımız ekonomi bu. Bu ekonominin temel sorunları bunlar. Yani ne kadar piyasa, ne kadar devlet. Ne kadar koruyalım, ne kadar korumayalım. Ne kadar rekabet, dış dünyaya karşı ne kadar korunalım, ne kadar dış dünyayla rekabet edelim. Bunu ne kadar demokrasiyle, ne kadar da daha böyle merkezi şey böyle zapturapt altına alarak toplumu, karar alma sürecini ne kadar merkezileştirerek aslında, değil mi? Yani otokrasinin avantajı Türkiye'de de uzun uzun söylendi. Yani biz bunu birinci elden yaşadık, değil mi? Başkanlık rejimi ne yapacaktı? Karar alma sürecini sadeleştirecekti, bir kişi karar alacaktı. Dolayısıyla karar alma hızlanacaktı filan. İşte ne kadar başarılı olduğunu tabii zaman içinde göreceğiz. Ama yani bunlar eski. Belki de ebedi. Belki de hep tartışacağımız böyle bir şey gibi bir o tarafa gidip gelecek diye de düşünebilirsin Şahabat. Peki bu bahsettiğimiz ortamda biraz Türkiye'yi konumlandırıyorum hocam. Hem pandemi öncesi dönemden pandemiye geçiş ve pandemi sürecindeki Türkiye'nin bu pandemi sürecini yönetebilme kapasitesini ne seviyede buluyorsunuz? Belki karşılaştırmalı olarak da düşünebiliriz bunu. Ya Türkiye tabii Türkiye bir hangisine evet. Daha yakın acaba bu? Şimdi Türkiye bu süreçte ilginç bir vaka oldu. Biraz Türkiye'nin ekonomik sorunlarını tartıştığımızda ilginç bir vaka oldu. Şimdi bu tip büyük olaylarla yani kimsenin kontrol edemeyeceği, yani pandemide bizim bir suçumuz yok, değil mi? Yani hani kabahati bize çıkarmak yani. Böyle bir şey. Bu dışarıdan gelen bir şey. Hani fıkrada vardır ya, balık anlatırmış o olta bu olta, işte bu da böyle ağ atmışlar yukarıdan böyle gelir diyor. Onun gibi yukarıdan geliyor. Ben şeyi sık sık anlatırdım. Yani bizim mesela sanayi devriminde de bizim suçumuz yok. Yani sanayi devrimini Osmanlı Devleti'nin yaptığını söylemek mümkün değil. Ama başkaları yapınca mecburen biz de sonuçlarına katlanmak zorunda kaldık. Yapmasalardı işte Köroğlu gibi ya da işte Yahya Kemal Binatlı akınlarda çocuklar gibi şendik filan. Öyle biz gidecektik belki ama adamlar işte top bomb bilmem ne keşfedince modern orduya filan geçince sıkıntıya düştü. Şimdi bu şeyde bir sorun olacak. Ancak pandemi karşısında yapabilecekleriniz ekonominizin pandeminin çıktığı yani o şokun geldiği günkü tarihi olarak, değil mi? Durumundan çok yakından ilgili.
eğer siz diyelim 1 Mart pandeminin çıktığı gibi bir tarih 1 Mart 2001. 1 Mart 2001'e girdiğinizde ekonominizin temel makro dengeleri yerindeyse yapabileceğiniz, alabileceğiniz politika tedbirlerinin kapsamı ve boyutu, hacmi başka olacak. Bir takım temel dengelerde ciddi sorunlar yaşıyorsanız yapabileceğinizin gene kapsamı ve hacmi başka türlü olacak. Şimdi Türkiye'nin bu olaydaki sorunu maalesef çok ciddi bir takım dengesizlikler, özellikle makro dengesizliklerle boğuşurken tam pandemi geldi. Bunun aslında ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani en önemlisi tabii dış açık. Yani Türkiye 2000'li yıllarda maalesef bir dizi politika tercihi hatası, yani ne kadar yanlış doğru yapmamaktan kaynaklanıyor bilerek, ne kadarı bilmeyerek hatadan kaynaklanıyor. O ayrı bir tartışma ama netice itibariyle politikalar uygulandı ve o politikaların sonucunda Türkiye giderek hızla büyüyen ve sürdürülmesi bu çapta bir ekonomi için, yani böyle 80 milyonluk falan bir ekonomi için sürdürülmesi imkansız düzeylere gelen bir dış açık sorunu çıktı. 300 bin kişilik bir ekonomide bu kadar önemli olmayabilir. Yani oranladığın zaman milli gelire de rakamlar küçük oluyor. Bir tane yatırım bulup ya da bir yerden bir şey çıkıp falan. Ama 80 milyonluk bir ekonomide böyle milli gelirin üst üste %5'i ile 10'u arasında 15 yıl dış açık verince bunlar birikiyor da tabii. Dış borçlara, uluslararası yatırım pozisyonuna, bir sürü şeylere yansıyor. Bütün bilançoları, yani ülkenin bilançosu dediğimiz zaman netice itibariyle ülke bilançosunun içinde işte firmaların bilançoları var, reel sektörün bilançoları var, bankaların bilançoları var, devletin bilançosu var. Bütün hepsinde bir bozulma. Özellikle de varlıkların para cinsiyle yükümlülüklerin para cinsi, yani uzun lafı kısası dövizle borç. Borç ama varlıklar TL durumu tanımayacağı bu dış açığın şey olarak karşılığı. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye enflasyon sorununu çözememişti. Yani bunu, yani nedense Türkler ciddiye almıyor. Bilmiyorum. Yani Türklerin, bir ara ben 2007'den evvel Türklerin bir döviz geni var. Ondan sonra kur geni diyordum. Ondan sonra öyle bir şey var. Bir de bir enflasyon geni var galiba. Genetik olarak enflasyondan şikayet etmeyen bir millet. Sosyal böyle genetik hale gelmiş gibi. Yani dünya deneyimine baktığınız zaman, benzer ülkelere baktığımız zaman Türkiye'nin enflasyonu inanılmaz derecede yüksek. Zaten başka örnek de yok. Tekiz yani. Yani bizim dışında yüksek enflasyonlu ülkeler saçma, ekonomiler saçma sapan bir takım ekonomiler oluyor. Türkiye ekonomi saçma sapan bir ekonomi değil. İşte gümrük birliği içinde ihracatı var, büyük bir sanayi var, dünyayla entegre olmuş, finans sektörü var, memleci var filan. Ama enflasyonun benzer ülkelerin aynı gelişmişlik düzeyinde, hatta ülkelerin 3-4 katı. Hatta Türkiye'den daha az gelişmiş ülkelerin de 3-4 katı. Onun için bu enflasyon, ikinci, bu iki sorun, yani enflasyon sorununu çözememiş olmak 2000'li yıllarda, enflasyon sorununu çözmeye çalışırken kullanılan alet, yani TL'yi değerli tutmak, faizleri yüksek tutup TL'yi değerli hale getirmek, o da dış açığa yol açtığı için böyle bir ikili şeyler. Türkiye dolayısıyla fevkalade kırılgan geldi. Buna tabii bunlar daha böyle uzun dönemli, yani ta 2000'in başına gider, yani 10-15 yıldır gelen bir süreç, enflasyonun düşürülememesi ve kurun baskılanmasına rağmen enflasyonun yüksek kalması, paralelinde tabii baskılanan kur nedeniyle dış açığın böyle ciddi şekilde yükselmesi. Şimdi buna bir de son 3-4 yılda bir büyük ölçüde bir siyasi konjonktürün de etkisiyle, kısmen yönetimin şeylerine, inançları, politika anlayışından da olabilir ama netice itibariyle ekonomiyi sürekli büyüme sınırlarını zorlayarak ve bunu da iç talebi canlı tutarak, kredi
ile vesaire şey. Şimdi bunu yaşadık gördük. Şimdi de biz öyle yakalandık. Evet, ne oldu zaten? Buna evvela bir piyasa düzeltmesi yedi Türkiye 2018'de. Enflasyon yüksek. Dış açık var. Ona rağmen iç pazar, müthiş bir iç pazarı genişletici politikalar devreye girmiş. Büyüme yüksek tutmaya çalışıyor. Meşhur işte papaz gitti, rahip gitti, rahip geldi derken kur aldı başını, koptu gitti. Dolayısıyla tam onun şokunu atlatmaya başlıyordu Türkiye. 2019'da büyüme düştü, birkaç dönem eksiye düştü filan. Şansımıza 2019'da turizm çok iyi gittiği için büyümedeki düşüş, yani eksiye düşmeden artıda kalarak turizm sayesinde şey yaptık. Tam o sırada Türkiye'nin önemli bir dış talebinde çok önemli şeylerden biri olan turizmi de çok ciddi şekilde etkileyen bu COVID geldi. Dolayısıyla şimdi aniden hem dış talep şoku yiyoruz, hem de içeride zaten hem arz şoku hem talep şoku, bütün şoklar, bütün hizmet sektörleri vesaire vesaire, yani bildiğimiz hikaye. Şimdi burada tabii bu dengesizlikler şeyi zorlaştırdı. Türkiye'nin işini çok zorlaştırdı. Yani şimdi Almanya'yı düşün. Enflasyon yok. Dış fazla var. Ne yapabiliyor? Ne yapabilir? Müthiş bütçeden bir bütçe açığı verebilir. Hiç sorunsuz. İki, faiz eksiye bile bütçe açığına rağmen düşebilir, kalabilir. Biz bunları yapmaya, yani niye iş talebi destek oldum? Ama biz bunları yaptığımızda zaten şey, bir de servis ihracatı da düşmüş. Dış açık büyüyor. Dış açık büyüyünce kura baskı oluyor. Kura baskı olunca enflasyona baskı oluyor. Zaten 2019-18 şokundan enflasyona büyük bir baskı gelmiş. Zaten enflasyonda bir yukarı yönlü bir kopuş olmuş. Aniden kur, enflasyon kır. Dış açık. İşte öyle olunca işte sermaye kaçağı başlıyor. Yerler dövize gidiyor. Altına dönüyorlar. Altın ithalatı dış açık oluyor falan. Yani dolayısıyla Türkiye şeyi zamanında evini düzene sokmadığı için, yani şeye benzetelim, yani değil mi, hani depremle ilgili olarak eğer şey varsa, evde eksikler varsa onu depremden evvel yapmak lazım. Yapmazsan deprem geldiyse evi kalır. Biz de hani ya bu hani dış açık, enflasyon filan, bunlar önemli ama şunu bir geçirelim de biz hızlı büyümeyle, iş taleple sonra onu hallederiz dedik. İşte sonradan evvel önce şey gelince Türkiye ciddi bir sıkıntılı döneme girdi. Yani hakikaten sıkıntılı bir dönem. Çünkü hepimiz, bütün dünya aman iktisat politikası, COVID nedeniyle talebi düşen ve likidite sıkıntısına düşen firmalara destek olsun. Yani para saçsın dedi. COVID nedeniyle gelirsiz kalan insanlara gelir yardımı yapsın. Yani maliye politikası da gevşesin dedi. Ama biz bunları, kredi politikası da gevşesin dedi. Biz bunları yaptığımızda dış açık ortaya çıktığı için kur yukarı gidiyor. Kur yukarı gidince bu yaptıklarımız bir olmuyor. Sadece enflasyona dönüşüyor. İstikrarsızlık artıyor. İstikrarsızlık artınca bunu yapamaz hale geliyoruz gibi böyle. Garip bir yere geldim. Uzun anlattım ama güzel anlattım diye düşünüyorum. Yok, gayet güzeldi hocam. Çok teşekkürler. Hiç soru yok mu şeylerden bizim? Ben sorar ukaladır. İktisatçılar da mezunlar bizim şeydir, ukaladır. Ukalalık çoktur. Soru olmaması mümkün değil yani. Evet, izleyicilerimizden bir soru alalım. Ben yönlendiriyorum size hocam. Buradan okuyorum. Bu arada ufak bir hatırlatma da yapalım. Burada yazıyor gerçi ama buradan sorularınızı paylaşabilirsiniz yorum kısmında. Ben Levent İlter Bey'in size sorusunu yöneltiyorum hocam. Dünyada uygulaması olan varlık fonu uygulamasının Türkiye örneği, Türkiye fonu ne kadar sağlıklıdır? Büyüme sürecimize doğru yönetilirse katkısı olur mu diye soru yöneltiyorum. Evet, şimdi varlık fonunun amacının ne, dünyadaki amacının ne olduğunu iyi bilmek lazım. Varlık fonu şu, bir takım ülkeler, çıkış noktası da zaten o, bir takım ülkeler doğal kaynak, özellikle yani bu genellikle oradan kaynaklanıyor, doğal kaynak bulunuyor, petrol vesaire bir şey olabilir,
Bu doğal kaynaktan bir ilave gelir geliyor. Şimdi fakat bu gelir, dikkat ederseniz ülkeye giriyor. Fakat bu aslında böyle kan, ter, bilgi, akıl filan ondan üretilmiş değil. İşte Allah'ın koyduğu petrolü birileri çıkartıyor, sana parayı veriyorlar. Artı bunun bir de zamanı var. Bir süre gelecek, sonra gelmeyecek. Dolayısıyla kamu diyor ki, devlet diyor ki, ya arkadaş şimdi biz bunu bugün yersek, yarın bittiğinde önemli bir sıkıntıya düşeceğiz. Artı işte bu Hollanda hastalığı var vesaire, bir sorun var. Yani biz bunu yemeye kalkarsak paramız değer kazanacak, sanayimiz büsbütün şey yapacak. Yani dış ticaretimizde, dış ticarette çalışan firma. Onun için bir şey yapalım, bir parayı yemeyelim, bir kenarda biriktirelim. Ve onun için de, peki biriktirelim nasıl bu? Şimdi eskiden olsa padişah altın alır. İşte şeye, hazineye koyar ya da bir şeye, yere gömerdi. Şimdi böyle de olmayacağına göre ya bu parayı biriktirelim ama parayı da akıllıca işletelim. Yani sermaye piyasalarına girsin. Sermaye piyasalarında profesyonellere devredelim. Nasıl yatırımcıların işte fonlar var. Değil mi? Bu ama mal sahibi zengin insanların aldığı bir fon değil de parası olanların aldığı. Bu devletin fonu, mal sahibi ama onları izleden en iyi yani adamları bulalım, getirelim. Bunlar uluslararası piyasalara, şey borsalara girsinler. Borsalardan şirket alsınlar, devlet tahvilleri alsınlar, işte petrol alsınlar. Orada burada spekülasyon yapmasınlar. Daha kalıcı yatırımlar, hani Warren Buffett var meşhur. Ondan sonra Hathaway, değil mi? Şey, ondan sonra Berkshire. Onun gibi filan. Böyle şey, Soros biraz daha spekülatör. Böyle bir şey yapsınlar diye düşünüyor. Dolayısıyla biz böylece o doğal kaynak rantını, doğal kaynak rantını ekonomimize uzun zamanda geleceğini de garanti edecek bir şekilde, yarın o bittiğinde bize hasar vermeyecek şekilde şey yapalım, paramızı da işletelim. Onun çıkış noktası bu. Şimdi tabii iyi olunca, başarılı yapılınca herkes buraya yöneliyor normalde. Şimdi Türkiye'nin tabii böyle durumu söz konusu değil. Yani Türkiye bir böyle bir yerde bir para buldu. Aman biz bu parayı yemeyelim falan diye şey yapması söz konusu değil. Dolayısıyla o açıdan bizim varlık fonumuz diğer varlık fonlarıyla özde farklı. Şimdi buna karşılık Türkiye'de devletin bir dizi bir küçümsenmeyecek üretken yatırımları var. Yani devlet şirketleri var. Mülkiyeti devlette olan, piyasaya mal ve hizmet satan ve bundan kar eden şirketler var. Türkiye'nin devletçilik geleneği içinde bu şirketlerin yönetimi bölük pörçük olur. Ne bileyim, Hava Yolları Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanır. Bilmem ne Madencilik Bakanlığı'na bağlanır. Öbürleri işte bilmem ne Sanayi Bakanlığı falan. Bankalar Maliye Bakanlığı'na ya da işte şey, böyle bir şey olur. Ya şu düşünülebilir. Devlet şirketlerini bir holding haline getirmek. Gene bir profesyonel yönetim kurmak. Şimdi burada amaç bu var olan devlet varlığının, yani gelen petrolden ya da doğal kaynaktan gelen rantın gelecek için işletilmesi, yatırılması değil de var olan bir devletin elindeki iktisadi kaynağın daha profesyonelce, dolayısıyla daha yüksek randıman, daha yüksek karlılık getirecek şekilde yönetilmesi amaçlı böyle bir şey de olabilir. Yani varlık fonunu bu amaçla da kullanabiliriz. Bu anlama söylüyorum. Türkiye'de birinci olmadığına göre benim başlangıçta çıkıştaki tefsirim belki böyle bir şey düşünülüyordu. Ama görünen biraz ona benziyor. Yani oraya alıyorlar ama görünen orada şöyle bir şey var. Ya biz böyle bir varlığı olan bir şey bulalım. Sonra orada kaldıraç olarak kullanalım. Yani varlık fonu kendi kaynaklarının ötesinde kendi öz kaynaklarıyla borçlansın. Bu borçlanmayla da yatırım yapalım gibi bir yere doğru gidiyor sanki. Bunun, yani buna varlık fonu denir mi? Çok emin değilim. Yani ikinci versiyona da varlık fonu denir mi? Ona da çok emin değilim.
Ama yani ben dedim oldu demiş adam. Yani dediler oldu. Bu ikincinin yani Türkiye ekonomisinin öyle çok ciddi bir etkisi olmasını bekleyemeyiz. Yani çünkü netice itibariyle eğer bu şirketler daha iyi yönetiliyor olsaydı, yani bu şirketlerin gerçekten yönetiminde ciddi bir değişiklik ve dolayısıyla verimlilik artışı, dolayısıyla verimlilik artışından gelen bir karlılık artışından söz ediyor olabilseydik, bunun Türkiye ekonomisine bir katkısı olurdu ama o da çok büyük, önemli, çok önemli bir katkı olamaz. Çünkü netice itibariyle Türkiye'nin toplam üretken sermayesi içinde bu devlet şirketlerinin payı da öyle çok amşan bir şey değil. Yani öyle çok da yani abartılacak bir şey de yok. Ama varlık fonu, üçüncüsü ise yani ne olacak yani? Bu borç parayla zenginleşme genellikle yani çok başarılı olan bir şey değildir yani. İşin aslı üretimden geçer. Yani üretecek malın hizmetin varsa zaten parayı bulursun. Üretten malın hizmeti olacak yani. Orada şey olacak. Onun için varlık şeyini böyle değerlendirebiliriz. Peki bir tane daha soru alalım hocam. Bu soruda özellikle COBİ'lerin krizi atlatabilmeleri için mevcut çabalar ve önlemler yeterli olabilecek mi? Saygılar demişler. Yani bir şeyler yapılıyor. Yani yapılmıyor mu? Hayır, yapılmıyor diyemeyiz. Bir şeyler yapılıyor. Bunlar etkili olacak mı? Bunlar yetiyor mu? Biraz erken söylemek için. Bana sanki yetecek gibi gelmiyor. Yani bu verilen desteklerin gidecek. Ama hiç şüphesiz bu sıkıntılı dönemin olmasalardı daha ağır geçirilirdi. O tereddütsüz. Türkiye'nin tabii COBİ deyince gelişmiş ülkelere kıyasla, yani İngiltere'de bunu yapıyor, işte Amerika'da yapıyor, Almanya'da yapıyor, bütün ülkeler bunu yapıyorlar da. Türkiye'de çok önemli bir sorun var, o da bizim COBİ'lerin kayıt dışı olma eğilimleri çok yüksek. COBİ'lerin kayıt dışılığı aslında COBİ'lere ulaşmayı da engelliyor. Yani COBİ sahipleri kayıt dışı demek, vergi kaçırıyorlar demek. Şu ya da bir şekilde. Bu ya karlarını arttırıyor ya rekabet gücü sağlıyor onlara. Bunun kendilerine yararlı bir şey olduğunu düşünüyorlardı. Ama tabii COVID gibi bir kriz olunca da fevkalade zararlı bir şey oluyor. Çünkü kayıt işinde olsalardı rakamları görülecekti. Ona göre destek alacaklardı. Vesaire. Şimdi bu kayıt dışılığın her halükarda doğru düzgün ve iyi çalışan bir teşvik ve destek sistemini engellediğini net bir şekilde görüyoruz. Yani nasıl Türkiye'nin enflasyon diye bir sorunu varsa aynı derecede önemli bir kayıt dışılık diye bir sorun vardır. Kayıt dışılığın ne kadar ekonomi açısından önemli bir sorun olduğu böyle durumlarda ortaya çıkıyor. Kayıt dışılık sadece vergi hikayesi değil. Onlardan almadığın vergiyi işte arabaya ne derler, özellikle ÖTV'yi yükseltiyor. Vatandaştan devlet toplar vergiyi. Yalnız devletin vatandaştan vergiyi arabadan topladıkça bu tip anlarda o COBİ'ler yok oluyor. Çünkü bilançoları yok. Halbuki kayıt içinde olsalardı onlara yönelik daha etkili, daha düzgün, daha iyi bir destek programı çok daha iyi yapılırdı. Yani vergi kaçıranlar şimdi bedelini ödüyorlar. Bir yerde öyle görmek lazım. Yani hükümetin de yapacağı fazla bir şey yok çünkü adam zaten COBİ dediğin kayıt dışı. Kayıt içinde olmuyor ki. Her şey kayıt dışı. Evet. Evet. Daha dışarıdan alalım hocam. İzleyicilerden. Evet, bu sanal paranın geleceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Neyin? Sanal para, kripto paraların geleceği konusunda ne düşünüyorsunuz diye bir soru geldi. Bu Bitcoin'i anlamadım tam. Evet, Bitcoin. Bu şey paralar. Kripto para. Vallahi yani şöyle diyeyim, Bitcoin'i kullanan teknoloji, blockchain dedikleri, Türkçe adını bilmiyorum, blockchain teknolojisinin çok büyük bir geleceği olduğunu düşünüyorum.
Ve yani zaman içinde bizim işlem yapmak üzere kullandığımız sadece para değil, yani bütün işlemin bütün kayıtlarını, sadece para, sadece yani ödeme bölümü değil, geri kalan kayıtlarını da tutmak açısından çok önemli bir araç gibi duruyor. Yani eskiden olduğu gibi kağıtlar, noterler, bilmem neler, damgayı vuruyorsun. Ondan sonra üç kopya, biri orada, biri orada, kasalarda saklıyorsun filan. Onun yerine bu blockchain üzerinden çok net bir biçimde işlemin bütün tarihçesini kimse değiştiremeden izlemek mümkün gibi duruyor. Bu çok önemli bir avantaj, çok iyi bir şey. Bu bazda şey yapılan, yaratılan özel paralar, değil mi? Şimdi bizim esas konuş Bitcoin dediğimiz, ortada bir teknoloji var, blockchain. Bunu bir sürü şekilde kullanabiliriz. Bundan dikkat ederseniz o teknolojiyle merkez bankaları da para çıkartabilir. Başladılar zaten bunun hazırlığını yapmaya. Yani devlet parası da kağıt yerine ya da bankadaki işte o bitler yerine direkt banka hesabındaki para yerine direkt blockchain teknolojisiyle olabilir. Ama bir de bizim Bitcoin vesaire bir özel paralar çıktı. Onların ben çok gelecekleri olduğunu uzun dönemde düşünmüyorum. Ama uzun dönemde gelecekleri olmaması, kısa dönemde bunların önemli spekülasyon araçları olması ve bir takım insanları çok zengin edip bir takım insanları da çok fakirleştirme şeklinde bir işlem görmelerini engellemez. Ama uzun dönemde bunlara yer olacağını zannetmiyorum. Bu para kuruluş ilk ortaya çıkışından bugüne hep devletin olmuştur. Bu devletin, ben devletlerin öyle kolay kolay bu işi özel kesime bırakacaklarını zannetmiyorum. Ama şeyde zaten yani Bitcoin'in kendisine baktığınızda orada böyle bir hafif bir anarşizan bir devlet karşıtı bir ütopya da vardır. Yani parayı devletten kurtarma çabası da vardır Bitcoin'in. Ama şey tahmin etmiyorum. Ama giderek tabii çok daha kullanışlı şeyler çıkıyor. Blockchain ve birimleri çıkıyor. Yani her geçen gün çok daha ileri çıkıyor. Çünkü yani Bitcoin'in işlem filan bayağı zor bir iş. Yani bunların bir bölümü kolaylık olarak yarın öbür gün kredi kartına rakip olabilecek kadar hız kazanabilir deniyor. Bildiğimiz kadar. Ama bütün bunların şeyi eninde sonunda gider. Yani bu işler devlete gider. Öbürleri de hoş bir Bitcoin'de işte altın gibi böyle dalgalanan ilginç bir spekülasyon şeyi olmaya devam eder. Yani kısa dönemde kimseye para kazanmaz demem. Ama yani çok para kazanma ihtimali olduğu kadar da para kaybetme ihtimali de olduğunu unutmamak lazım. Kendi hesabıma bunu başka yerlere de söyledim. Bir dolarken ya şundan alayım dedim. Sonra korktum. Nereye koyacağım? Nerede taklanıyor? Ne bitiyor? Ben bilgisayarda şeyim, o kadar yeni nesil değiliz biz. Değil mi? Boş ver dedim. Ya anlamadım. Şey bu. Sonradan bu işten anlayan bir kardeşimin, çok yakınım benim, Cornell'de Profesör Günsirer. Abi iyi ki almamışsın dedi. Kesin onu senden çalarlar da akırlar dedi. Yani onun için yani para dediğin insan nasıl koruyacağını bilmeli, nasıl koruyacağını bilmediğin şeye güvenmem. Yani buradaki sorulara biraz ara verip ben şey kısmına dönmek istiyorum hocam. Bu az önce bahsettiğiniz Türkiye'deki kronik sorunların açığı ve enflasyon gibi sorunların yanı sıra bir işsizlik problemi de var. Ve yani bu süreçte çok en azından veri bazlı olarak anlamlandırmamız mümkün değil. Hani işten çıkarmaların yasak olduğu bir dönem değil. Ve aynı zamanda çalışma dönemi de devam ediyor. Bunu gelip adaletsizliği üzerinden değerlendirdiğimizde, ikisini birlikte düşündüğümüzde Türkiye'deki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vahim diyorum. Yani tek kelimeyle durum vahimdir. Yani aşağı yukarı... Yani sayılara girmeyelim ama nereden bakarsanız bakın istihdamda özel kesim, ben şeye bakarım. Ya çok önemsediğim bir sayı var benim. Yakından izlerim bunu.
maalesef 3 ayda bir yayınlanıyor. Ama aylık yayınlanmıyor, 3 ayda bir yayınlanıyor. O da tarım dışı özel kesim istihdamı. Tarım dışında özel kesim istihdamı. Bazen de tarım dışında özel kesim istihdamı yerine direkt ücret, maaş ve yevmiye ile çalışan istihdam, özel kesim gene, tamam mı? Ona bakıyorum. Şimdi bu çok önemli bir şey. Şimdi oraya baktığınızda orada 2 milyondan fazla bir istihdam kaybı var. Yani şu anda özel kesim son sayılarda, bundan bir süre evveline, 6 ay, bir sene evveline kıyasla, nereden baksanız 9 ay evveline kıyasla, hatırlamıyorum ama 2 milyondan fazla insanı, daha az insanı şey yapıyor. Arada nüfusumuz da artıyor bizim tabii. Yani hala Türkiye'de çalışabilir yaştaki vatandaş sayısı artıyor. Nüfusumuzdan hızlı artıyor üstelik. Şimdi bu çok vahim bir durum. Bu çok vahim bir durum. Çünkü bunun yakın gelecekte toparlanacağına dair ben kendi hesabıma bir işaret görmüyorum. Burada çok kritik olan istihdam etkisi, hem kendisinin hem bağlı olduğu sektörlerin fevkalade yüksek olan turizmdir. Turizm çok emek yoğun bir aslında bir sektör. Bağlantıları da emek yoğun. Bir taraftan tarıma bağlanıyor, ulaşıma bağlanıyor, perakendeye bağlanıyor. Yani şeye, ondan sonra inşaata bağlanıyor. Yani çok böyle bir şeye bağlı, şey yapan bir sektör. Çok yani emek yoğun. İstihdam etkileri çok fazla. Orada tabii yani turist gelmiyor. Yani işte Ağustos çıkacak. Çıktı mı hatırlamıyorum ama yani ne olacağı belli. Yani işte 5 milyondan 500 bine düşecek bedava. Ya da işte diyelim ki 6 milyon kişi gelmişken 350 bin kişi gelecek. Ya da 600 bin kişi gelecek filan. Yani 700 bin kişi gelecek. Yani dolayısıyla orada müthiş bir çöküş var. O tabii o insanlar gelir elde edemiyorlar. Gelir elde edemeyince mecburen harcamalarını kısacaklar. Onlar harcamalarını kısınca onlara mal satan, hizmet satanlar da gelir elde edemeyince onlar da harcamalarını kısacaklar. Dolayısıyla böyle dalga dalga böyle bir şey. Zaten modern toplumda bu ekonomik dalgalanmaların yarattığı sorun işsizliktir. Yani milli gelir 3 büyümüş, 5 büyümüş, 2 büyümüş filan, bunlar önemsizdir. Nitekim Amerika'ya baktığın zaman büyüme kimse bundan uğraşmaz. Amerika'da nedir bakılan? İstihdam ve işsizlik. Milli gelir büyümüş, işsizlik artıyorsa toplumun ciddi bir sorunu vardır. Bu kadar. Öbürü 3 olmuş, 5 olmuş, 2 olmuş. Bunun bir kıymet harbiyesi yoktur. İstihdam. Çünkü modern toplumda çalışmak, bunun karşılığında bir gelir elde etmek tek yaşam yolu. Yani başka bir şey yok bu işte. Onu elinden aldığın zaman, bunu derslerimizde anlatırız, şeylerde anlatırız. Yani bu konjonktür dalgalanmasının, Türkiye gibi ülkelerde biz büyümeye odaklanmışız. Hep büyüme. İstihdamdır. Gelişmiş ülkelerde konjonktür dalgalanması deyince akla gelen işsizliktir. İşsizlik düşmediği sürece, çünkü öbürü şöyle, milli gelir %3 büyümüş. Herkesin geliri %3 düşse ne olur? Ne fark eder? Ama toplumun %5'i işsiz kalırsa gelirleri sıfıra düşüyor. Siyah beyaz. %3 griler. Çok açık gri. %2 ekonomi %2 büyüdü. Tamam da sen şimdi dön şeye anlat. %2 küçüldü. Sen şimdi o 2 milyon insan var. 2 küsur milyon insan var. Çalışıyormuş. İstihdam ediliyormuş. Özel kesim tarafından şimdi edilmiyor. Şimdi bu adamların ki bu 2 milyon geliri %2 düşmedi ki. %100 düştü. %100 düşüyor. Dolayısıyla yani vahim olan, tehlikeli olan tabii sosyal ve siyasi sorunlara da çok açıktır. Hem sosyal, yani işsiz adam geliri yok. Gelirsiz olmak, gelirsiz adam bir kendine bir şekilde gelir bulacak.
çalacak, çırpacak. Yani her çeşit başka şeyler, onun bir de tabii siyasi yaratacağı siyasi istikrarsızlık da son derece önemli. Onun için yani işsizlik sorunu Türkiye'de bugün de yarın da bir numaralı Türkiye'nin sorunudur. Doğru diyorsunuz. Dilerseniz yavaş yavaş kapatalım programı. Bir saat oldu. Evet, 55 dakikayı doldurduk değil mi? Evet, doldurduk 55 dakikayı. Sizin eklemek istediğiniz neler varsa onları konuşabiliriz. Vallahi iktisat mezunları fakülte taşlarımı sevgiyle selamlarım. Yani aman dikkat etsinler. En azından benim neslim değil sadece gençler de. Ama gençler çünkü şöyle burada da bir garip bir ters bir müşevvik sistemi değil mi? Teşvik sistemi oluştu. Gençler biz nasıl olsa ölmüyoruz diye ortalıkta tedbir almadan dolaşıyorlar. Kapıyorlar birisi. Onlara bir şey olmuyor. Geçiriyorlar ihtiyarlara. İhtiyarlar da fena halde sıkıntı çekiyor yani. Söyleyeceğim, iktisatçılar bu sistemi anladıklarına göre genç iktisatçılar da dikkat etsinler COVID'den korun. Şu dönemi önümüzde daha işte herhalde bir 6 ay bir sene var. Aşı maşı sonra belki rahatlar. Postu deldirmeden hep beraber atlatalım derim. Ve teşekkür tamam, ediyorum. Teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Dinleyicilerimize de bu saate kadar dinledikleri için onlara da ayrıca teşekkür ederiz. Katıldıkları için programa, sorularıyla da katıldıkları için. Önümüzdeki haftalarda yine farklı konularla bu programlara devam edeceğim. O zaman herkese iyi akşamlar dileyelim hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.